Evet, izlediniz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün Assos'taki hedeflerini vurduğunu açıkladı. Peki Assos neden önemli? Ayrıntıları alacağız şimdi. Haber merkezimize dönelim. A Haber Yurt ve İstanbul Haberleri Müdürü Kerim Ulak detayları bizlerle paylaşacak. Kerim, evet, söz sende. Çok teşekkürler Banu. Yani, tabii arabul yok et yerleş konseptiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan Irak'ta bir yandan Suriye'de terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor. Tabii teröre ağır darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanı Assos bölgesine operasyon yapıldığını söyledi. Ancak ondan önce bir son dakika gelişmesiyle başlayalım dilerseniz. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı da SİHA'larla şu an Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de destan yazmaya devam ediyor ki az önce aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyoruz izleyicilerimizle. Suriye'nin Haseke bölgesi tabii oldukça stratejik bir bölge ve terör örgütünün Kamışlı Haseke bölgesi biliyorsunuz oldukça önem verdiği nokta, petrol yataklarının olduğu, Amerika askerlerinin olduğu bir nokta ve Haseke'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı SİHA'larımızın nokta operasyonuyla işte bakın öldürülen iki terörist Tel Ceman bölgesinde yapılan nokta operasyonla görmüş olduğunuz teröristlere PKK-YPG'ye ait bir araç vuruldu ve vurulan aracın son enkaz halini görüyorsunuz ve patlama sonrası yükselen dumanları görüyorsunuz ve vurulan bu araçta SİHA tarafından Haseke bölgesinde vurulan bu araçta biri PKK-YPG cezaevleri sorumlusu olan Yılmaz Şiro ve diğeri de yine PKK-YPG Cezire Kadın Teşkilat Sorumlusu Zeynep Saruhan iki korumasıyla birlikte yok edildi, imha edildi. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı şu an targeted killing yöntemiyle bu terörle mücadelesini yürütüyor. Bu ne demek? Hedef gözeterek yok etme konsepti ve bu konsept şu an Irak ve Suriye'de başarıyla yürütülüyor ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son dönemde gerçekleştirmiş olduğu nokta operasyonlarla terör örgütüne üye sözde lider kadrosundan 100'e yakın ismin öldürüldüğünü, yok edildiğini belirtelim ki bu operasyon her geçen gün devam ediyor ve operasyonla ilgili yeni gelişmeleri ekranlara taşıyoruz. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı dedik. Genelkurmay Elektronik Sistemler Dairesi'nin MİT'e bağlanmasıyla birlikte bir yandan yerel istihbaratının güçlenmesi ve teknoloji. Teknolojide burada bahsettiğimiz SİHA'larımızın eş güdümlü kullanılmasıyla birlikte terör örgütü üyeleri tek tek yok edilmeye devam ediliyor ki işte bugün de Haseke'den gelen görüntüleri paylaştık. Tabii Milli Savunma Bakanımız Assos'ta operasyon yapıldığını belirtti. Assos'ta yapılan operasyonun ayrıntılarına gelecek olursak tabii bir yandan F-16'larımız, bir yandan da silahlı insansız hava araçlarımızın katılımıyla yapılan bir operasyon. Ve daha önce de hatırlayacak olursak 15 Ekim 2021 ve 25 Ağustos 2021 tarihlerinde yine Assos bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatı düzenlemişti ve çok sayıda terörist bu bölgede öldürülmüştü. Peki Assos neden önemli? Assos İran ve Irak'ın birleşme noktasında yer alan bir nokta. Assos sıra dağlarının bir kısmı Irak, bir kısmı İran, bir kısmı da Türkiye'de bulunuyor ve terör örgütü üyelerinin Kandil'den sonra önem verdikleri yeni bir Kandil olarak adlandırdıkları noktaydı. Ve bu noktadan Gara üzerinden açılmaya çalışıyordu terör örgütü üyeleri. Ve Assos bölgesinde terör örgütünün çok sayıda sözde komuta noktaları bulunuyordu. Yine cephanelikleri burada bulunuyordu. Ve çok sayıda barınak bulunuyor ki bu barınaklar hava kuvvetlerimizin düzenlemiş olduğu hava harekatıyla imha edildi, yok edildi. Şimdi sınırımıza 140 kilometre mesafeden bahsediyoruz. Aslında burada şu sonuç çıkabiliyor. Türk Hava Kuvvetleri F-16'larımız üzerlerinde taşımış oldukları bombalarla burada son füzeleri aklımıza geliyor tabii. Son füzeleri biliyorsunuz 700-800 kilogram ağırlığa sahip ve yaklaşık 250 kilometre mesafeden nokta atışla vurulabiliyor. Yani bu şu demek oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı
savaş uçaklarımız olsun, Akıncımız olsun, sınır hattından Irak topraklarına girmeden de 250 kilometre menzilli füzelerle, son füzeleriyle terör örgütü hedeflerini rahatlıkla vurabiliyorlar ki Assos'un sınırımıza 140 kilometre olduğunu ve burada 16 mağaranın ve terör örgütünün sözde komuta merkezinin yok edildiğini belirtelim. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Kilit Harekatı'nı sürdürüyor. Sınır hattımızda 45 kilometrelik bir derinliğe inilmiş durumda ve terör örgütünün Türkiye sınırıyla olan bağlantısı tamamen kesildi. Ve bu noktada Türkiye'nin asıl hedeflerinden biri Kandil. Sınırımıza yaklaşık 100 kilometre mesafede olan bir nokta. Kandil dediğimiz 3000 kilometre karelik bir dağlık bölge. Oldukça geniş bir bölge. Dikkat edersiniz, Kandil'den sonra Assos, bir yandan da yine sınırımıza 180 kilometre nokta mesafedeki terör örgütünün kuluçka yuvası olarak adlandırılan Mahmur bölgesi. Yine Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarımız ve SİHA'larımız tarafından vuruluyor. Peki diğer dördüncü nokta neresi? Yine sınırımıza 110 kilometre mesafede bulunan ve terör örgütünün Suriye'ye açılan kapısı durumundaki Sincar bölgesi ve Sincar bölgesi de yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde bombardıman altına alınmış durumda. Artık terör örgütlerinin bulunduğu her yer bizim için hedef ve bu doğrultuda bir yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatı Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de destan yazmaya devam ediyor. Banu Er.